Merhaba herkese. Hafta Aksen günlük grafik. <laughs> Şimdi Aksen ve Çimsa e, son anda gördüm. Bir e, eski bir abonem istemiş. Onlara da bakacağım arkadaşlar. Artık istihbaddimde doldu. E, artık son vereceğim bugünkü videolara. Şimdi e, Aksen'i de yükselen bir paralel kanalda uzun süredir takip ediyorduk. Burada olumlu pozitif şeyler oldu. Bu yükselen kanal kırıldı falan. E, biraz daha tabii bir üst kanal direncine gittim büyük ihtimal. Bakmadım ama. Şimdi bakacağız bakalım virüs kanal direncinden mi dönmüş? Şimdi kırdığı gün şöyle bu yöntemleri hep anlatıyorum yani e, detaylı söylüyorum neden oraya neyi koyduk niye oraya bir direnç koyduk falan diye bakalım şimdi direnci 10 lira e, 50 deymiş normalde beklenen direnci i̇şte bu da gelmiş e, 10 lira 50'yi biraz daha geçmiş tabi gün içinde ama kapanış itibariyle oradan döndüğünü varsayabiliriz. bunu bir klonlayalım. Şöyle bir getirelim bakalım. Şöyle de yapabilirsiniz tabi. Bu daha kolay bir yöntem. o dirençten dönmüş. Yani bir üst kanalın. bunu hep anlatıyorum. Yani katlar stratejik olarak yüzde %110 değildir ama genelde kırdığı yöne doğru paralel kanalları, yatay alanları katlama eğilimi vardır. Bu eğilim çalışma ihtimali yüksek olan bir eğilimdir. Her zaman çalışmaz. Bazen medyandan döner. Yani yarısından ve üst kanaldan dönmüş. Şimdi stratejik olarak 8 gün bir kere 961'de kısa vade akımları ifade eder. Yani 961 üstünde kaldıkça kısa vadeli akımlarda yukarı tekrar kanal direncine doğru hareket beklenebilir. Önce onu bir söyleyeyim. Ama stratejik olarak bir geri çekilme olmazsa bu yeni Şimdi yapacak mı bir paralel kanal yeni bir üst bantta devam mı edecek onu bilmiyoruz. Onun için zaten bir strateji kuruyoruz. 9.30'un altına da çekilmedikçe yani şu kırdığı direncin altına doğru düşmedikçe hiçbir sorun yok orada da. Yani bu doğal hissenin doğal hareketleridir kırılım olursa bu hele 11 lira e 16 lira kırılım olursa da burada hızlanması beklenir biraz da benzeri işte birçok kağıtta oldu yani şimdi saymayayım pek çok kağıtta paralel alanların kırılımından sonra bir üst bantta kırıldığı takdirde çok daha hızlı yukarı hareketler gördük dolayısıyla neye dikkat etmek lazım yani kanalın üst direnci 1069 ama daha önce fitil bıraktığı için bir 11 22 önünde 2 618 1168 bu arada e, ee, kar realizasyon olması beklenen alanlardan bir tanesidir. Ee, yukarıda <laughs> bu seviyelere dikkat etmek lazım. Aşağıda sırasıyla 10.60 ee, 9.30 ve 8.92 de tabi burada dikkat etmek lazım. Yani trend çizgisiyle ben paralel maralel anlamam arkadaş. Koyarım trendi çekerim diyorsanız o zaman 20 gün üstlerine 8.92 bozulmadıkça kısa vadede yukarı hareketler devam eder. Tabi 8.92'nin e, ee, şey yaptığı işaret ettiği kısa vadede 9.60'ın kısa vadesi aynı değil. 9.60 çok hızlı hareketi ifade eder. Yani bir hafta içinde 5-6 seanslık bir hareketlere 8 üstelidir zaten. Yani 8 seanslık diyelim bir harekete ifade eder. 20 üstel ise e tabi o 1-2 ayda sayılabilir. Yani kısa vadeden kastımız bizim 6 hafta normalde. O 6 hafta olarak da alabilirsiniz. Orayı ifade eder. E, kırılması durumunda ikisinin de zaten bu bir pull beklemektir. Bir geri çekilme. Yani kırdığı alanın altına geliyor demektir. E, o zaman 7.86'ya kadar da gevşemeler görülebilir. Tabi aksan RSI diyecektim derken şöyle bir tıkladım. Gördüğünüz gibi 87'den döndü. Yani yukarıda o satış yediği alanda doğal olarak beklenir de. Yani 87 RSI var mı? Görüyor musunuz? 2012'den buraya. 87 kaç burası? Tam söyleyeyim hatta da. Orası mı burası mı demeyelim. 87.99 88'den dönmüş. 88 RSI diye bir şey yok. Yani orada satıcının gelmesi beklenir. Çok yüksek bir aşırı alım bölgesidir. Aksa için değil yani. Borsadaki aslında tüm hisseler için hatta Bistüz için çok çok yüksek bir aşırı alım bölgesidir. Oralar artık satıcının koştura koştura geleceği bölgelerdir. Söylüyorum yani bunları her zaman anlatıyorum. E şimdi arkadaşlar yani kendi ortalamasından Aresay ayrılmış e, Aksa kendi ortalamalarından çok yukarı çıkmış. Bakın 8 günden özellikle 8 günden bile çok yukarı çıkmış. Şu mumda. İnanılmaz yukarı. Yani 11-18 görmüş. RSI'de o haldeyken ve herkes bu kağıtta artık kardaysa traderın canı e, çok da risk almak istemez. Orada artık yani bütün göstergeler bu hale gelmiş. Ki bunlar her zaman görülecek işler değil. E, orada rekor, burada bilmem ne. Fiyatta rekor. Neredeyse Adam der ki e, bizde bir işte şey sözü var ya kercebe yakışır sözü. Şöyle göstereyim. E, o burada o söz kullanılır genellikle. Ha, tabii çok kısa vadeciye bir şey ifade eder. Herkese bir şey ifade etmez. O da ayrı konu. Zaten onun için vade vade söylüyorum. Yani daha orta vadeciyseniz kullanacağınız trend çizgisi şudur. 20 gün üst ya trend çizgisi çekin ya doğrudan 20 gün üst saldırın. E, orayı bir strateji olarak belirleyin kendinize. Akımın yönü hala yukarı. Yani RSI soğumuş. Kendi ortalamasının altına düşmüş. Ee, orada hiç tabii normal, doğal. Ee, ama RSI ve MACD'in daha MACD'i aşağı kesmemiş de RSI'nin kendi ortalamasının altında olmasına rağmen e, akımın yönü hala iyi kötü ağır yukarı. Şu an bu alan bir düzeltme, e, bir kar realizasyon alanı. İşte kar cebe yakışır alanı bu alan. Bakalım şimdi önemli olan bu alandan çıkıştaki Hareket ne tarafa çıkıyorsa alandan çok basitçe söylüyorum o tarafa doğru hareketin güçlenmesi hızlanması e, beklenebilir aşağı çıkıyorsa aşağı yukarı çıkıyorsa yukarı herkese iyi dilerim.